Herkese merhaba, ben Halil İbrahim Bundan. Bu videoda sizlerle birlikte CryoFlow analizde çoklu faz akışlarından bahsedeceğiz. Çoklu faz akışları içerisinde volume of fluid dediğimiz fiziği CryoFlow analizde inceleyebiliriz. Şimdi onunla alakalı bir problem çözeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bir yakıt tankımız bulunuyor. Bu yakıt tankının belli bir yüksekliğe, yani 0,2 metre yüksekliğine kadar başlangıçta yakıt dolu olarak verilmiş. Fakat inlet bölgesinden, yani şuradaki 3 numaralı bölgeden de yakıt veriliyor. Ve buradaki olayı biz simülasyonunu gerçekleştireceğiz. Yer çekimi etkisinin inmesiyle verilen yakıt tanka dolacak. Bunun simülasyonunu gerçekleştireceğiz. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak şöyle modelimi açıyorum. Ve buradan flow analize girdim. New project diyorum ve OK dedim. Evet, şöyle panelim karşıma geldi. İlk olarak akışkan hacmini oluşturacağız. Bu tamamıyla bir akışkan hacmi zaten. Dolayısıyla şuradaki simulation domain'den hiçbir şekilde domain oluşturmadan olan modeli domain olarak atayacağım. Add fluid domain'e tıklıyorum ve buradan da bütün geometriyi seçip OK diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane part'ta geldi buraya. OK dedim. Daha sonrasında fiziği seçmem gerekiyor. Şöyle fizikten ben multifaz akışı seçeceğim. Multifaz akışı olacak. Dolayısıyla burada multifazı seçip sağ tarafa doğru atıyorum. Ve burada multifaz aktif hale gitti. Geldi. Şöyle close'a tıklayabilirim. Evet. Domain'i oluşturduk. Şöyle domains bölümünden 3 adet domain'in geldiğini gördüm. Fiziğimizi de oluşturduk. Burada multifaz aktif hale geldi. Şimdi sınır koşullarını tanımlamaya geldi sıra. İsimler vereceğiz. Şöyle Add Boundary Condition'a tıklıyorum. Ve şurayı seçtim. OK dedim. Buraya bir isim verelim. Seçtiğimiz domain burada yer alıyor. Şu bizim yakıt girişimiz olacak. Dolayısıyla buraya Full inlet diyorum. Sonrasında çıkış bölgelerimiz yer alıyor. Tabi bunlar hava çıkış bölgesi, yakıt değil. O da şurası olacak. Yani şuradaki nozzle'ın alın bölgesi ve şurada küçük bir silindir yüzeyi bulunuyor. O iki yüzeyi biz çıkış bölgesi olarak tanımlayacağız. Add boundary condition diyorum ve şurayı seçiyorum. Burayı da seçebilirim. OK dedim. Şurayı seçtim. OK diyorum. Tekrar yapıyorum. Bu sefer burayı seçiyorum. OK dedim. Şöyle gördüğünüz gibi ikisi de gelmiş oldu. Şimdi ben burayı tank air diyorum. Burası için de nozzle air diyorum. Evet. Bu nozzle tank, nozzle air ve tank air bizim çıkış sınırlarımız. Full inlet ise bizim giriş sınırımız. Şimdi bize problemde ne verilmiş? Giriş için bir hacimsel debi verilmiş. Onu girelim. Şuradan hacimsel debiye gireceğiz. Fakat gördüğünüz gibi biz normalde işte türbülanslı akış seçtiğimiz zaman ya da başka akışlar seçtiğimiz zaman burada bir değer gelirdi. Burada bu sefer şu şekilde yapacağız. Daha doğrusu buraya geçmeden önce. Şimdi çoklu faz, buradan biz çok multifaz seçtiğimizden dolayı bir ayarı yapmamız gerekiyor. İşte hangi fazlar olacak, bu fazların isimleri ne olacak falan. Bunları
belirleyebiliriz. Buradan multifaza giriyorum. Şuradan gördüğünüz gibi iki tane akışkan var. Normalde bunu da ekleyebiliriz. Şuradan işte sağ tıklarsınız. Add component dersiniz. Üçüncü bir fazı da ekler. Fakat bizde yakıt ve hava olacağı için iki tane faz yeterli olacaktır. Birincisi için yakıt yazıyorum. Şöyle fuel yazdım. İkincisi için hava yazıyorum. Şöyle air dedim. Burada yapmamız gereken zaten başka hiçbir şey yok. Şimdi tekrar inlet'e giriyorum. Buradan mixture bölümüne. Şimdi burası duvar olarak değil. Burası hacimsel debi gireceğiz. Dolayısıyla specified volumetric flux'a tıklıyorum. Burası için ben hangi değeri gireceğim? 0.003 tane 0.95 metreküp bölü saniye değerini girdim. Şimdi buraya giren faz hava mı yoksa yakıt mı bunu belirleyeceğiz. Bakın şu bölümde yakıt ve hava için değerler bulunuyor. Şimdi ben buna buradan yakıt geleceği için ben buraya 1 yazıyorum. Şöyle 1 yazdığım zaman burada yani bu kesir olarak ben buraya 0.5 yazsaydım buraya da 0.5 yazmam gerekirdi. Yani yarı yarıya iki fazdan da giriyor diyebiliriz. Fakat 1 yazdığım için tamamıyla buradaki giriş yakıta ayrılmış durumda gibi düşünebilirsiniz. Şimdi çıkış sınırlarımız bulunuyor. Bu çıkış sınırlarımızı da atmosfere açılmış halde yapacağız. Yani buraları da pressure outlet olarak tanımlayacağız. Burayı pressure outlet dedim. Ve şimdi burada tabi bir faz farkından dolayı basınç farkı da olduğu için sıfır pascal olarak bırakamayız. 101.325 pascal olarak yazıyorum. Burada da bu sefer yakıtı bir değil. Ne yapıyorum? Havayı bir yazıyorum. Evet. Şöyle kontrol edelim. Burada yakıt bir. Şurada ise hava bir. Tamam. Evet. Bunları oluşturduk. Şimdi artık meşimizi oluşturabiliriz. Buradan meşe tıkladım. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz burada. Buradan ne demiştik biz? Akışkanımı şu şekilde geliyor ve tankın içerisinde boşalıyor. Dolayısıyla şu boşaldığı bölgeyi daha sıkı meşleyelim ki orayı daha hassas hesaplasın. Dolayısıyla oraya özel bir bölge atayacağız. Silindirik bir bölge atayacağız. Şimdi ilk olarak global bir meşe oluşturalım. Minimum cell size için ben 0.0003 olarak giriyorum. Maksimum cell size için ise 0.008 olarak girdim. Cell size on surface için 0.002 değerini giriyorum. Şimdi biz ne demiştik? Sıkı meşleyeceğimiz bölgemiz bulunuyor. Silindirik bölge. Buradan silindirik bölgeyi seçiyorum. Bakın şöyle seçtim. Şimdi bunlar için değer gireceğim. Şu şekilde bakın. Şu şekilde kapsayacak bir silindir oluşturacağım. Buradaki değerleri kullanarak. Şurayı 0.002 olarak girdim. Şimdi oluşacak olan silindirin geometrisini giriyorum. Geometrik değerlerini giriyorum. 4.0140 değerini girdim. Sonra burası için de -2.6150 olarak giriyorum. Z için ise 0.2656 olarak girdim. Taban bölgesi için 3.6139 olarak giriyorum. Y için -2.6140 olarak girdim. Z için
0.1586 Şimdi buradaki tamam ama şöyle radyusu da ayarlamamız gerekiyor. Radyus da 0.03 olarak dedik. Şöyle gördüğünüz gibi oluşturduğumuz silindir bu şekilde. Giren akışkan, giren akışkanın doğrultusundaki olan bölgeleri daha sık meşleyeceğiz ki oralar daha hassas hesaplansın. Şöyle generate mesh diyebilirim artık. Evet, oluştu. Şöyle isterseniz oluşan meşe de bakabiliriz. Şöyle şu şekilde bakalım. Şurayı açtık. Grid'i yes yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi oluşan meşi görebiliyorsunuz. Bizim silindirik olarak oluşturduğumuz bölgede daha sıkı meşlemeleri görebiliyoruz. Evet, şimdi burayı inaktif hale getirelim. Hatta şunu silebiliriz. Gerçi kalabilir sonuç kısmında. Fazlara bakabiliriz. Evet, şimdi artık çözümlerle alakalı ayarlamalara geldi sıra. Ne yaptık? Sınırları oluşturduk. Meşi oluşturduk. Bir de şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi biz yakıt dedik ama buradaki Materials bölümünden yakıtla alakalı bir ayarlama yapmadık. Biz buradan yakıt için her kütüphanede bir malzeme bulunmuyor. Dolayısıyla biz kendimiz bir yoğunluk değeri ve viskosite değeri gireceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Şöyle Domains bölümüne geliyorum. Bakın şu üçü seçili. Üçü seçiliyken model bölümüne geliyorum ve buradan ilk olarak yoğunluğu ayarlayacağım yakıt için. Hava için bir şey yapmama gerek yok, zaten kütüphanede olan değer. Şurada için 800 giriyorum. Bir de viskoziteyi ayarlamam gerekiyor. Şuradan bakın, dinamik viskoziteyi. Ben bunu buradan 0.002 olarak yazdım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz ne demiştik? Başlangıçta 0.2 metreye kadar yakıt bulunacaktı. Yani tamamen boş bir tank değil. 0.2 metreye kadar yakıt dolu bir tanktan bahsediyoruz. Dolayısıyla buradan bir değer girmemiz lazım. Bakın şurada multifaz bölümde initial condition olarak şu an yakıt 1 olarak belirlenmiş durumda. Yani şu an tamamıyla yakıt dolu olarak görünüyor başlangıç koşulunda. Fakat biz bunu istemiyoruz. Ne yapıyorum? Buradan ben bir eşitlik yazacağım. Global expression yerine. Ne yapıyorum? Yakıt diyorum. Eşittir. Z'nin z ekseni şurası. Bak şu yüksekliği gösteren z ekseni. Z'nin 0.2'den küçük olduğu yerlerde diyorum 1 yap, sonrasını 0 yap. Bu demek. Eğer ise hani 1 eksi f yakıt diyorum. Şu bizim parametrelerimiz olmuş oluyor. Okey dedim. Daha sonra şurası için ben F fuel giriyorum. Hava için ise F air giriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki tanımlamaları yapmış olduk. Tabii bitti mi? Bitmedi. Şimdi artık nümerik ayarlara geldi sıra. Şuradan come'la tıkladık. Biz analizi koşturacağız. Nasıl koşturacağız? Zamana bağlı olarak koşturacağız tabii ki. 25 iterasyonda her iç iterasyonumuz 25 olacak. Simülasyonun toplam süresi 10 saniye olacak. Toplamdaki
zaman adımı şöyle 1000 olarak belirledik ve her 100 adımda bir de sonuçları kaydedelim. Daha sonrasında flow bölümünde yakınsamalarla alakalı ayarlamaları görüyorsunuz. Yakınsama kriteri 0.1. Daha sonra burada rahatlatma parametreleri bulunuyor. 0.5 diyelim. Şu iç şurası içinde 0.5 geldik. Tabi bunlar nümerik ayarlar, yani fiziksel bir karşılığı bulunuyor. Bunlar fiziği çözmesi için doğru bir şekilde çözmesi için doğru bir şekilde de nümerik ayarlarında belirlenmesi gerekiyor. Son olarak şurada nümerik şema için velocity second order upwind yapalım. Burayı da upwind olarak kalsın. Tabii bir de şimdi yer çekimi etkisiyle akışkanımız tanka dolacağı için şuradan gravity force'u aktif hale getiriyorum. Ve z ekseni bizim düşey eksenimiz. Burayı işte -9.81 olarak belirledik. Evet, sanırım her şeyi yaptık. Artık analizimizi koşturabiliriz. Şimdi analizimizi başlatmak için Run butonundan Transient'e doğru çekiyorum. Daha sonra Run butonuna tıklayarak analizin koşmasını sağlıyorum. Şuradan şöyle akışı gösterelim. Evet. Şöyle her bir zaman için iç iterasyonu görüyoruz. Biz her bir iç iterasyon için 25 iterasyon belirlemiştik. Evet, şöyle gördüğünüz gibi analizimiz bitti. Analiz sonucumuzda bu şekilde bir kontürle karşılaştık. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan çıkan hacimsel debimiz tabi tam olarak boruyu kapsamadığı için havayla karışık olarak ilerliyor. Ve belli bir momentumun etkisiyle direkt dibine değil de belli bir mesafede ne yapıyor? Karışıyor. Tanktaki yakıtla karışıyor ve bu şekilde de simülasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Şunu da aslında yapabilmemiz mümkün. Şöyle isosurface'e tıklayalım. Şöyle buna OK diyelim. Şurada şimdi burada yakıt fazının şöyle katı gösterimini göreceğiz. İlk olarak bakın şurada volume isosurface variable yerine volume fraction fill diyorum. Ve daha sonrasında buradaki değeri 0.5 olarak değiştiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi katı olarak görebiliriz. Burada 0.5 dediğimiz şey yakıtın kesiri, yakıtın havaya olan oranı diyebiliriz. 0.5 olan yerleri görebiliyoruz. Burada mesela 1 dersek ona göre
Şuradan basacak olursak mesela 1 olduğu yerler şuralar gördüğünüz gibi. Bunu biraz daha küçültürsek 0,8 yaparsak mesela biraz daha farklı yerleri görebiliriz. Evet, bu videomuzda Cryo Flow analizde Volume of Fluid tipi çoklu faz akışı gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.